Erdal Şafak 17 Aralık'ta tablo. Sabahtan mektup. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız günübirlik Paris ziyareti sırasında bir ara daha doğrusu öğle yemeğinde Tayyip Bey'in en yakınındaki danışmanlarının birkaçıyla bir araya geldim. Onlar çekirdek kadroyu oluşturuyordu. Onlar iyi günde de kötü günde de Erdoğan'ın yanındaydılar. Onlar ikbal için değil sadece Erdoğan'a olanca güçleriyle destek için oradaydılar. Onlar uzun yürüyüşün en başından beri Erdoğan'ın gölgesiydiler. İşte o çekirdek kadronun atsız kahramanlarından biri İtalyan restoranının bir köşesindeki masamızda bir ara bana şöyle seslendi. Biliyor musun paralel yapı 17 Aralık darbesini başarsaydı sen şimdi Paris'te değil Silivri'de olacaktın. Ben de seni ziyarete gelecektim. Güldüm. E sen nerede olacaktın diye sordum. O da güldü. İnanmayacaksın ama ben 17 Aralık'tan birkaç gün önce hastalanmış rapor almıştım. O nedenle beni içeri atamayacaklar, mecburen hastaneye göndereceklerdi. Orada da herhalde bir yolunu bulup izin alır ziyaret için Silivri'ye gelirdim. Kahkahalar kesildikten sonra ciddileşti. 17 Aralık sabahı karşımıza çıkan tabloya inanamazsın. Anlatmasını rica ettim, kırmadı. Darbe girişiminin iki ayağı olduğunu hemen anladık emniyet ve yargı. İki kurumu da hızla darbecilerden temizlememiz gerekiyordu. Ama bunun hiç de kolay olmadığını gördük çünkü Türkiye genelinde 81 ilin emniyet müdüründen 72'si paralel yapının denetimindeydi. İstanbul'daki 176 şube emniyet müdüründen 152'si haşhaşilerdendi. Daha vahimi yerlerine atama yapılmasını önlemek için potansiyel adayların tümü için akla gelebilecek tüm gerekçelerle soruşturma açtırmış sicillerini bozmuşlardı. Sonuç emniyette müdürlüğe getirilecek adam kalmamıştı. Yargıya gelince Özel yetkili savcılıkların tümü paralelin elindeydi. Ağır ceza mahkemelerinin tümünde üç üyeden ikisi mutlaka onlardandı. Paralelce olmayan üçüncü üyeyi ise bir açığını yakalayıp şantajla sindirmişler, istediklerini yaptırmışlar, böylece kararların oy birliğiyle alınmasını sağlamışlardı. Örneğin Köksal Şengün işte böyle bir tezgahın kurbanı olmuştu. Dehşetle dinledim, tek kelime çıkabildi ağzımdan. Sonra... Güldü devam etti. Dünya tarihi herhalde böyle bir darbe girişimi yazmamıştır. Ve inan Erdoğan dışında hiç kimse bu oyunu bozamazdı. Amerika'da böyle bir tezgah kurgulansa Obama altından kalkamazdı. Avrupa ülkelerinin hiçbirinde böyle bir darbeyi bertaraf edebilecek lider göremiyorum. Tayyip Bey... Gözü karalığı sayesinde oyunu bozdu. Bir şey daha söyleyeyim. Darbeye 17 Aralık'ta değil de 2-3 ay sonra kalkışsalardı belki Erdoğan da bu hamleyi savuşturamayacaktı telaşları belki de paniklemeleri sonucu darbeyi öne alınca çemberi tümüyle kapatamadılar. Yine ağzım açık dinledim. Yine tek kelime çıktı ağzımdan. Sonra o da yine güldü devam etti. Emniyette epey temizlik yapıldı. Ama hala birkaç kaleleri var. Örneğin il emniyet müdürlüklerinin yedisi onların elinde. İstihbarat şube müdürlerinin otuzu onlardan. Hepsini biliyoruz. Elbette onlar da tasfiye edilecek ama biraz zaman alacak. Çünkü meşruiyet sınırlarını asla zorlamak istemiyoruz. Ve noktayı koydu. Haydi Paris'te bu güneşli günün keyfini çıkaralım. Özgürce özgürlüğün değerini kavrayarak. Hak verdim. Ya şu sıralar Silivri'de olsaydım, Nazım Hikmet'in 1938'de Ankara Merkez Komutanlığı cezaevinde yazdığı şiirimi mırıldanacaktım. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga ne hürriyet ne karım, toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım. Erdal Şafak sabah